Sevgiyi biz nasıl anlarız? Eğer fedakarlık yoksa, sabır yoksa, zorluklara karşı güzel tavır koymak yoksa sevgiden bahsedemeyiz. Evet. Yani sevgi yani bir saat bile devam etmez. Allah'a karşı olan sevgimizin belli olması için de mutlaka zorluklarla karşılaşmamız lazım. Yoksa yiyip içip yatan, rahat yaşayan bir insanın yani sevgisini anlatması için pek bir imkan kalmamış gibi oluyor. Çok az bir imkanı kalmış oluyor. Ama çile varsa o zaman sevgi var. Hatta Leyla ile Mecnun hikayesi evet, var. Evet. Mecnun'un özelliği nedir? Çile çekmesidir. Sevdiği için değil mi? Çok büyük zorluklara katlanmasıdır. Biz de aynı şekilde Allah'a karşı sevgimizi bu şekilde gösteririz. O güzellikleri yaşadığımızda da bize çok fazla hoşluk meydana getirir, güzellik meydana getirir bu durum. Mesela sabırlı bir insanı biz doğal olarak severiz. Fedakar bir insanı severiz. Cömert bir insanı sever insandır. Kendi imkanlarını paylaşan bir insanı severiz. Kötü bir tavra iyi karşılık vereni severiz. Bir tavrımız olduğunda onda hayır görüp onu hayra yoranı yine severiz. Bütün bunlar olmadan ne olur biliyor musunuz? Et ve kemik kalır gibi. Et ve kemiği de sevemeyiz. İşte Allah böyle bizim kalbimizde aşkı yaşatmak için, tutkuyu yaşatmak için dünyada bize böyle bir eğitim uyguluyor. Biz bu aşkın, sevginin eğitimini aldıktan sonra cennete girebiliyoruz. Yani aşkı, sevgiyi bilmeyenin cennette girmesi durumunda cennet olacağı hiçbir şey ifade etmiyor. Yani güzel kapısı olabilir, ona bir şey etkilemez. Aşık güzel kapıdan etkilemez. Orada güzel insanlar vardır. Aşık değilse bakar onlara, boş boş bakar. Allah aşkıyla bakan o güzelliği görür. Evet. Ondan zevk alır. Dolayısıyla imanının derecesiyle orantılı olarak zevk alır.